Müziğin sevilen isimlerinden Yusuf Güney, doğayla iç içe evinin kapılarını Magazin D'ye açtı. Ve zili çalıyorum. Evde yoksan sesin nasıl geliyor? Oo, hoş geldiniz. Kimleri görüyorum efendim. Yusuf Bey'e mi baktınız? Evet, Yusuf Bey'e baktık. Buralar kendisi komşumuz oluyor. Biz değil. Yan ev. Yan ev mi? Yanlış geldik o zaman. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Evinin salonunu antika eşyalarla döşemiş, bir hayranının çizdiği askerlik portresi ve kılıcı girişte dikkat çekiyor. Hadi gülüm yandan yandan yandan, oynasın andan, bırakın candan, incel yerden kopsun, bırak olan olsun, yürü hadi yandan. Evini özenle döşemiş, oyuncak timsahı, enteresan yer saati, ödülleri ve tabii ki kütüphanesi. Anlaşılan tam bir kitap kurdu Yusuf Güney. Bu gerçek değil arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız sosyal medyada görünce söylediler. Gerçek değil plastik. Adı yani da? Gerçek mi diye. Adı ne? Adını İdris koydu. Enteresan değil mi? Enteresanmış. İniyor, kalkıyor böyle kafasını sağa sola. Seviyorsun böyle şeyleri galiba. Çok severim böyle objeleri, biliyor musun? Değişik, farklı. Kitaplar. Evet, onun dışında kitaplarımız. Ben seviyorum kitap okumayı. Bak bir mesaj. Çok önemli bir hediyedir. Jandarma Havacılığı'nın 50. yıl anısına ben imza töreni vermiştim. Ankara'da. Onlar için. Evi orman manzaralı, bahçedeki köpeği Paşa ile tanıştırıyor bizi. Şimdi bir sürprizli merak ediyorum. Gel baba. Oo paşam, hoş geldin. Bak misafirler var, ne yapıyorsun oğlum orada? Gel kapıya. Kapıya gel. Gel koca adam. Mutfakta hünerli mi hünerli? Tam bir aşçı bekar Yusuf. Ekibimize balık buğulama yapmak için kolları sıvıyor. Önce tereyağımıza, biberlerimizi atıyoruz. Bunları normalde doğrarla ben doğramıyorum. Bunu rendeleyeceğim. Çünkü içerisinde erimesi lazım. Krema gibi olması lazım. Sonra buna güzel böyle sosunu hazırlıyoruz. Salçalarla, baharatlarla falan böyle. Şimdi bunu biraz böyle altına yanmaması için, çünkü buharında pişireceğim ben. Biraz zeytinyağı. Normalde bunu böyle büyük bütün atarlar. Büyük atarlar. Ben bunu böyle bir şekilde o dediğim arkadaşımızdan ince ince doğramayı öğrendim. Fazla birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde böyle diziyoruz. Sosu kendine böyle iyice çeksin. Kapatıyorsun. Peynir eridiği anda hazır. Balık buğulama gerçekten harika görünüyor. Lezzet testine geliyor sıra. Evet efendim. Ve görmüş olduğunuz gibi bu enfes gözüküyor şu an. Sağ ol be. Şöyle. Hoppa. Spagetti bolognese'miz. Ben de yiyeyim mi? Ye yani, artık yapmışsın. Evet. Afiyet olsun. Oğlum süper. Konan bence otur gir. Muhteşem. Yüzme havuzu, müzik çalışmalarını yaptığı stüdyosu da mevcut muhteşem evinde. Havuz değil orası, orası sulama tesisi. Tesis. Sular kesildiğinde oradan gidiyoruz, kapkaçak yıkıyoruz böyle. Şu anda stüdyodayız. Böyle kendime ufak oyalanmak için nerede bir tanesi bir stüdyoyuz. Daha masalarım geliyor şimdi, buralar tabii değişecek böyle. Bir şarkısıyla kulaklarımızın pasını silse fena olmaz. Huzur dolu evini gezmeye devam ediyoruz. Titiz çocuk çamaşırlarını yeni yıkamış, asmayı da ihmal etmiyor. Bir siyah, bu kadar siyah çorap ne oluyor? Abi, arkadaş ya, çamaşır asarken adamın evi çekilir mi ya? Bu nedir ya, bu nasıl bir magazin anlayışı, nasıl program anlayışı bu ya? Teleskobunla uzayı yakın takibe mi aldın? Mustafa Topaloğlu kızmasın. Tepesinde Kaşgar Dağı'nda yaylalarına çıkıp oralarda zirvede izlerim mesela. Profesyonel bir şekilde. Güzelmiş. Boks'ta da yetenekli Rocky Yusuf. Mesela sağ yumruklatarken sağ ayağı böyle kırıyoruz böyle. Şu o şekillere katılırsan olmaz yani. Şu. Şu doğru mu? Daha şu şekilde. Yani sola, şu, sola atarken böyle yani hafif döndürüyoruz. Bir şey değil, elde. Sağ tak. Ekibimizi evinde harika ağırlayan misafirperver Yusuf Güney'e veda vakti.